Skandal fotoğraf krizi aşıldı. Çetin Ateşoğlu sevgilisi Suma Benci'ye destek oluyor. Afiyet olsun. Eline sağlık. Bir tane doğru bir şey yazmıyor. Gerçi tam da senin istediğin gibi. Şükür bunu da atlattık. O pozları ben verdim babaanne. Sen de bunu yaşamaya alış. Tamam. Bedeli neyse ödemeye razıyım. Ama bu pisliği pislikle örtme yöntemi bana göre değil. Ne biçim laf bunlar? Ben o kadar uğraşayım, didineyim, unutturayım, sen hala laf et. Ailen yanında, Çetin yanında. Herkes olayı unuttu. Umarım öyle olur babaanne. Ha. Bu arada Çetin'e fazla güveniyorsun babaanne. Dikkat et. Geç kaldım. Niye geç kaldım? Eyvah beyaz tavşan, harikalar ülkesine. Ay pardon, okula geç kalacaksın şimdi. Derslerinden geri kalacaksın, ne yapacaksın? Devamsızlık boğazıma kadar. Her dakikanın önemi var ve sen şu an beni engelliyorsun. Biliyor musun, benim de öyleydi ama sonradan bir doktor raporuna baktı. Yapabilir miyim cidden? Kimsenin haberi olmayacak tabii. Bir abilik yaparsın değil mi Üveycan abi? Abilik yaparım. Yürü hadi, ben bırakacağım seni okula. Diğer türlü daha kolaydı, zahmet etmeseydin okula bırakmak için. Hadi oradan. Küçük orman ahalisi seni. Düş önüme, zaten çıkıyorum, yürü. Ya bari 3 güncük alsam. Ay, ay. İyi tamam, ayarlarım 2 güne. Ay. Harikasın. Yürü. Zaten denk gelmez mi kız kardeşlerim? Ya melek olur ya cins. Lütfen geç kaldım. Ben bir hata yaptım. Tamam, yani çok utanıyorum ama... Uf, yok, yok ben yaptığım hatanın bedelini bile doya doya yaşayamıyorum ya. Yok yani, illa bir şey yapacak, illa üstünü kapatacak, illa daha büyük bir dert yaratacak başıma. Babaannen bir aile için aşırı dost. Yani koca koca şirketler, ordular falan yönetmeliydi bence. Ancak keser. Hı hı, tabii. İnsanlık yok olsun sonra. Anlat baştan, nasıl oldu? Bildiğin gibi. Kumpaslı hileyle işte. Ya babaannem dedi ki hani şu fotoğrafları unutturmak için hep beraber ailecek basının karşısına çıkalım. Hı. Hani yani ailecek kızımızın yanındayız filan. Mantıklı. Chat neresine dahil oldu? Son anda. Son anda geldi, aile resminin içine girdi, yapıştı. Orada anladım ben de zaten babaannemle anlaştıklarını. Çetin Ateşoğlu sevgilisini yalnız bırakmadı diye yazmışlardı. Plan bir şekilde işlemiş demek ki. Yapma Arzu. Bu mu işlemiş? Of. Ya ben tam Demir'le barıştık. Her şeyi düzelttik. Çok güzel olacak diyorum. Yok. Yok, yine berbat oldu. Çetin'e de sinir oluyorum. Babaanneme de sinir oluyorum. Hepsine sinir oluyorum. Ben senin yerinde olsam Demir'in bu kadar çabuk vazgeçmesine, bırakıp kaçmasına da sinir olurdum. Ona da sinir oluyorum. Ama hak da veriyorum işte. Demir'den uzak dur. 5-10 yıl idare edecek kadar ayrılıp barıştınız zaten. Yani iki kişi daha ne kadarına katlanabilir ki? Bunları kendine de söylüyor musun arkadaşım? Söylüyorum ama başaramıyorum. Ya her defasında Arzu yapma, arama, dur. Mesaj atma diyorum.
Yok. Arzu dinlemiyor. Aramadı değil mi? Sen de arama. Arama. Bana verdiğin aklı kullan. Benimki. %70'e varan indirim haberi beni çok özlemiş. Gitmek ister miyiz? Ay yok. Ne yapıyorsun Arzu? Dayanamıyorum Su. Tek bir görüşme. Bir kerecik arayayım.